Zonguldak Alaplı. Evet. Sonuçta takımsız bahçeye gidiyor. Aynen abi. Aynen. Bazı meraklı arkadaşlar var. Hoş geldin. Bahçeyi bağlamasız testiniz giderdi. Şimdi değerli dostlar, bize de gönül vermiş çiftçi arkadaşlar. Bugün güzel bir günümü daha yaşıyorum. Zonguldak Alaplı kasabasındayım, ilçesindeyim. Kıymetli başkanım, kıymetli Mustafa Bey, yine yeni çiftçi, ceviz çiftçilerinden bir arkadaşım. İki arkadaş muhabbet ederken, üç kişi, bu güzel kardeşimle karşılaştık. Arkamdan yaklaştı, dedi Ice Organic mi diye bize telaffuzda bulundu. Evet, lütfen kendinizi tanıtır mısınız? Bir de yani bu tanışma ortamını da tanıtırsan, bu güzel anıyı ben diğer çiftçi arkadaşlarla da paylaşmak istiyorum güzel kardeşim. Evet, ismim Erkan Korkut. Zonguldak Alaplı ilçesinde oturuyorum. Molabek muhtarına bağlı Karacalı Mahallesi'yim. Amatör olaraktan kendi fındık bahçemiz var. 800 bir tona yakın fındığımız var. Onunla ilgili budamadır, fındığın beslenmesidir. Bununla ilgili internetten, YouTube kanalından videolar izliyorduk. Ice Organic ki özellikle çok takip ediyordum. Abimizi kendisini de burada görünce tesadüfen işe giderken denk geldi. Konuşmasına denk gelince artık yanına gittim. Hem tanışma maksadıyla hem konuşmak için. Kendisiyle bir hem fikir istişaresinde bulunduk. Güzel oldu. Hem tanışmış olduk. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, güzelin güzeli oldu. Öyle söyleyeyim. Tabii ben bu güzellikleri buranın duayeni esnaf abimiz, başkanımız, eski başkanımız Mustafa Bey'e borçluyum. Bak, bu sizinle tanışmamız bile Mustafa Bey'le gelişti. Onun videosunu görmüştüm. Değil mi? Yani apayrı bir güzellik arkadaşlar. Bu güzelliğin zevkini inanın anlatamıyorum. Kelimeler yetmiyor. Türkçe'de yok şu anda. Mustafa abime teşekkür ediyorum. Arkadaşımız sesinden tanıdım. Evet, bak, evet. Sesinden tanıdım. Güzel. Geçerken ondan sonra baktım simasına, tamam dedim. Ekmek almaya gittim, hemen şöyle ısın ısın bir yanaşayım dedim. Ben dinleyeyim dedim. Valla arkadaşlar, yüzüm kızarıyor böyle dostlarla karşılaştığım zaman. Gerçekten bizleri son derece onurlandırdılar. Çok çok teşekkür ederim. Çalışmalara devam. Burada Mustafa Yavuz. Burada Mustafa Yavuz. Bir tane daha geldi arkadaşım. Ha, öyle mi? Erdoğan Bey gel. Gel hocam gel. Merhabalar, selam olsun. Ben aramayı unuttum seni Erdoğan. Ben unuttum abi. Sen izliyor musun bizi? Ben seni defalar izliyorum. Bak. Çok defa izledim. Evet hocam. İsmim Erdoğan Öztürk. Tamam Erdoğan Bey. Eğer olursa beraber çalışacağız. Verimi beraber yapacağız. Toplamı beraber işleyeceğiz. Nerede kaldı? Ben bu adam beni bugün ısladı. Yok, sen bunu duydun. Yağmura soktu şöyle, beni. Şöyle Erdoğan Bey'le biz 2 yıldır aşağı yukarı görüşüyoruz. He. Erdoğan Bey'in bazı mazeretleri var. Ama ben, sen Erdoğan Bey'in köyüne ürün veriyorsun. Yaşar Demir. Tamam abi, ben seni tanıyorum. Ben yani, ama yok, lütfen bir gün. Dışından seni bulan arkadaşım var ya. He. O Yaşar Demir'in köyüsüyüm. Öyle mi? Dağ köyünden. Evet. Yaşar abi, tamam. Valla ben sürprizler bugün üst üste geldi. Bu arkadaş YouTube'dan izliyormuş. İşte siz de ben böyle. Ben seni 2 yıl izliyorum. Öyle değil mi? Daha dün içeri. Nasıl faydalı olabiliyorum? Cümleleriniz çiftçide anlayacağı şekilde. Öyle mi? O da senin. Buna ihtiyaç vardı değil mi? Anlayacağı şekilde. Şimdi bazıları ama ziraat mühendisleri anlatıyor adam da bak, biz üniversite bir kürsü değiliz ki. Ya biz neredeyiz? Tanıdayız. Değil mi? Malar! Anlayacağımız dilde anlatmamız gerekiyor. Bazı da çok teknik konuşuyorlar. Ziraat mühendisleri anlatıyor. Anlıyoruz ki. Anlayamıyoruz yani. Yok. Yok terimleri biz bilmiyoruz. Tabii bilmiyoruz. Kendi terimleri anlamıyoruz. Anlayamıyoruz abi. Peki, çok teşekkür ederim. Üstadım. İnşallah. Mustafa Bey'le. Biz de yağmurdan çalışalım. Baksana hocam, şey hep güzel ıslanan abi bizi. Bende var. Adem Bey de yok. Biz geldik. Ben gelirken hava iyiydi Samsun'da. Buraya geldik, bir de depreme yakalandık. Şeyde. Hendek değil. Güzel sallandık ama böyle. Ama güzel oluyor ya. Renkli bir hayat. Çok güzel. Çok güzel oldu. Hele sizlerin bu şekilde sizleri karşılaşmamız. Sizin özellikle bu alan bölgesinde insanlar hep tarıma derinden falan bilgilerle yapıyor.
hep böyle böyle. Ya işte o şunu atalım, bize bunu atalım. Hep böyle. Yani bilinçli tarım sıfır bu. Az önce güzel bir kardeşimle beraberdim arazide. Cengiz Bey, Mutlak. Tekrar ismini isterim. Bakın şimdi, vatandaş komşuları %50 az alırken fındık, o %22,5 fazla alıyor. Geçen yılda. Evet. Cengiz dedim ki, Mutlak dedim, gitti gezdirim. Video çekimden önce yaprakla toplamak istemedim. Yaprak yok. Evet. Aynen o fındığı biz tutturduk elhamdülillah. Yani bize güvendiler, biz de ürünümüze güvendik. Çok şükür. Yani aynen devam, yola devam. Bu yıl daha da güzel olur. Şimdi Kasım ayında önümüzdeki süreçte ben de Aysel tarımın organik uygulaması veya tarım uygulamasına ben de müdahil olmak istiyorum. Beraber çalışmak istiyorum. Abi hemen hiç kaç, hiç git. Sen hiç, şimdi burada bak şunu söyleyeyim. Sizin burada demir oranı yüksek. Evet. Tamam mı? Tınlı toprak çok var. Mutlaka ve mutlaka demirin kabadayılığını kırmamız lazım. Bak, demirin kabadayılığı. Demir fosforu engeller. Doğru. Yani yemek kadar çay içmek zararlı gibi. Evet. Şeyden yap, fosfor da fazla olursa demiri engeller. Çinkoyu engeller. Demir metal grupları engeller. Azot da fosforu engeller. Yani bunlar, bu dengeyi kurmamız lazım. Zaten diyorlar, amacı toprak dengeleyeceğiz. Yani bu asayişi koruyacağız. Ama bunu toprağın pH durumuna göre bizim yönlendirmemiz var. Ona göre hareket edersek daha güzel olur. Siz peki anında bakabiliyor musunuz yoksa toprağınızı nasıl yapacaksınız? Ben sana soruyorum. Gevşek mi, sıkı mı? Ben sana ona göre yön verebiliyorum. Aynı sen toprağının anatomik yapısını bana anlat. Bir de eline al şöyle kum var mı, çakıl var mı? Bir tanesi sarı çamur. Ya ona %100 yerleştir. Bir tanesi soba benim şey gibi. Ona da yerleştir. Bir tane toprağın kesene toprağı. Güzel ama. Sonuçta... Onu da zenginleştirmen lazım. Evet. Oraya kireç kullan. Kireçle beraber. Anladın? Bana böyle anlat. Ben sana uzaktan yön veririm. Şimdi arkadaşımız tavuk gübresi kullanmış. Cevizini şu anda öldürmüş. Ben ona saplamasın. Bak. Hayır sok. Aslında senin toprağa da iyi gelmez. Bak şimdi yanlış anlama Mustafa abi. Şimdi dal kurumaya başlamış. İki şık var. Toprakta kalsiyumu yüksek. Sen tut bir de kalsiyumu yüksek olan tavuk gübresini ver. Ne olur o bitki kök çürüklüğü başlar. İşte kök çürüklüğü başlamış evet, arkadaşın bahçesinde. Onu da affedersin köfte yerken arkadaş söyledi. Dedi tavuk gübresi de attım. Ben de diyorum. Köfteyi yerken arkadaş anlattı. Doğru değil mi Mustafa abi? He? Doğru yapıyor ya biz gizli kapaklı işimiz yok. Aleyküm selam. Takip ediyoruz sizi. Oo. Ben biliyorum sizden. Gel oğlum. Hoppala. Gel bakayım şöyle. Aha üçüncü kişi. Ya arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Bu güzel durumu işte anılaştırmak güzel şey. Ben Mustafa abiye yine teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel oldu. Nasıl? Teşekkür ederim. Kafanızı karıştıran bir şeyler var mı? Kafamızı karıştıran bir şey yok. Siz gayet güzel anlatıyorsunuz videolarla. Değil mi? Sizi takip ediyoruz. Ondan faydalanıyoruz. Bilgileniyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor yani, biliyor musun? Biz de uygulamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu beni çok mutlu ediyor. Peki... doğal yönden elde ettiğiniz fındık zürufunu doğal hayvan gübrelerini falan değerlendirebiliyor musunuz? Değerlendirme olarak kabukları tarlaya atıyoruz. Tarlanın üzerine 5-6 patlatta yine gübre olarak hayvan gübresi yapıyorsunuz değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Değerli arkadaşlar, kireçle beraber atıyoruz. Bu dönüşümü yapmamız sizce güzel bir şey mi oldu yoksa zor bir şey mi oldu? Gayet hem basit gübre olarak hem doğal ekonomik evet şey diyor yok yani maliyeti fazla bir maliyet yok. Çiftçiler açısından çok faydalı çok. Bu faydayı sağladık. Evet bu faydayı da görüyoruz. Hep beraber tek taraflı değil. Evet yerinde çözüm. Yerinde çözümün hastasıydı. Elhamdülillah ben bunu arzuluyordum. Burada da güzel bir anı oldu. Böyle birçok çiftçi arkadaşlar beni buluyor. Ya abi senin sayende 300 kilo alıyordum. Dönüm başına. 1300 kiloya çıktı. Yani bunlar bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Kendisi evinde bu geri dönüşümlü fındık sürufunu, hayvan gübresini
karışımı gerçekten bugün ciddi bir değerlendirmeye girmiş. Ben bunun için çok bahtiyarım. Hem bize hayırlı olsun güzel kardeşim. Adınız neydi? Serhat. Alaplı. Evet, Alaplı. Bana mı gibi bir taraf, yan taraf. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Mustafa abi orada bize de uğraşıyoruz. Ya biz davet ettiniz de biz gelmedik mi? Çayınızı içmedik tabii mi? Her zaman gidiyoruz. Kapınız açık yani. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Hadi. Güzel günlere, güzel kazançlı yıllar arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.